Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili adayları Doktor Riyat Kırmızıoğlu, Avukat Mevlüt Dudu ve Ziraat Mühendisi Sonay Aykut, İskenderun'da Yenişehir Cumhuriyet ve Süleymaniye mahallelerinin kesiştiği 19 Mayıs Parkı'nda halkla buluştular. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anıt alanında miting yaptığı dakikalarda 19 Mayıs Parkı'nda halkla buluşan CHP Hatay Milletvekili adayları Kırmızıoğlu, Dudu ve Aykut, moral ve motivasyonları zirve yapmış bir şekilde halkla kucaklaştılar. Coşkusu bir an bile dinmeyen ve evladı Riyat Kırmızıoğlu'nu bağrına basan Yenişehir, Cumhuriyet ve Süleymaniye Mahallesi sakinleri, alkış ve zılgıtlarıyla miting alanında CHP'nin iktidar yürüyüşünün kutlamasını yaptılar. Kırmızıoğlu! CHP Hatay Milletvekili adayı Doktor Riyat Kırmızıoğlu halka hitap ederken her zamanki gibi coşkulu ve motivasyonu en üst düzeydeydi. Coşkulu kalabalığa seslenirken CHP'nin seçim bildirgesindeki ekonomi politikalarına dikkat çeken Doktor Riyat Kırmızıoğlu, insanları hasta edenin yoksulluk olduğunu belirterek yoksulluğu çözmeden insanların hasta olmasını engellemenin mümkün olmayacağına vurgu yaptı. Şifa bulmak için CHP'ye oy verilmesi gerektiğini belirten Kırmızıoğlu konuşmasına şöyle devam etti. Sokaklardaki İskenderun halkı ama Yenişehir'in, Hürriyet'in, Süleymaniye'nin sokaklardan aka aka gelen kendisi binler, yüreği yüz binler olan halkı hoş geldiniz. Halk nerede olur nerede? Halk bu şehrin sokaklarında olur değil mi? Bu şehrin sokaklarından akar miting meydanlarına. Başka şehirlerden getirmeye gerek yok. Biz kendi sokaklarımızda da binlerce miting yapmasını biliriz. Mahallelerimizden, sokaklarımızdan oluk oluk meşe seli gibi akarak Atatürk Anıt Meydanı'nda miting yapmasını da biliriz yüz binlerle. Arasında hiçbir fark yok. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili halklar. Bana diyorlar ki, bana diyorlar ki mitinglerde çok bağırıyorsun. Bağırmayacağım söz veriyorum. Bu sefer bağırmayacağım. Bu sefer. Yapmayın. 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 Artık seçime gidiyoruz arkadaşlar. Artık seçime gidiyoruz. Söyleyecek sözlerimizi söyledik. Saydık hepsini, söyledik. İnci tanesi gibi tek tek tesbih tanesi gibi dizdik. Vakit. İş yapma vaktidir arkadaşlar. Ne dedik? Söyleyecek çok sözümüz, yapacak çok işimiz var. Madem ki öyle, bu arka sokakta bir köyde evde doğmuş bu çocuğunuza, şurada ileride hemen, 1968'de doğmuş bu çocuğunuza, oy verin gitsin be. Söylediği sözlerin hepsini yapacak arkadaşlar, yapacak. O yüzden oy verin gitsin. Bakın biz yola çıktığımızda daha çok küçük üniversiteli çocuklardık. Bu halkın sevdasıyla yola çıktık. Sağlıkçı olduk. Bu halkın sağlığını bozanın aslında ne olduğunu iyi bildiğimiz için sağlıkçı olmak bize yetmedi. Doktor olmak bize yetmedi. Çünkü insanları hasta eden sadece ve sadece yoksulluk. Yoksulluğu çözmezseniz doktorlar merhem olamaz yanınıza. O yüzden dedik ki biz yoksulluğu çözmeye kararlıyız. Yoksulluğu çözecek olan kim? Bu ülkede yoksulluğu çözecek olan kim? Söyleyin o zaman. CHP değil mi? Madem ki CHP... Ne yapıyoruz 7 Haziran'da? Oy veriyoruz ama nereye oy veriyoruz? CHP'ye oy verince
sence kim gidiyor? Buradaki kardeşlerim gidiyor. Başka kim gidiyor? Anadolu'nun Kemal'i gidiyor. Kemal'i. Anadolu'nun Kemal'ine kurban olun siz. Diyorlar ki bana, sağlıkla ilgili seçim beyannamenizde çok az şeyden söz etmişsiniz. Özellikle işte diş hekimi bir abimiz dedi ki, ya bir şey yok ki orada, söylenecek bir şey yok. Ben de dedim ki, bizim seçim beyannamemiz bir belgedir. Sosyoekonomik hayata vurulmuş bir damgadır. Bu ekonomik programımızla biz bu ülkeyi yaşanacak bir ülke haline getirmediğimiz sürece sürekli hastalanan insanlar, sürekli doktora ihtiyaç duyan insanlar ama doktordan şifa bulamayan insanlar olur. Şifa mı arıyorsun Türkiye? Şifa mı arıyorsun söyle? Şifa arıyorsan şifa da Cumhuriyet Halk Partisi'nde arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Dedik ya, bağırmayacağız diye bu mitingde. Bağırmayacaksak Fiyat Kırmızıoğlu konuşmayacak mı? Konuşacak ama neyi konuşacak? Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Çünkü doğdu, büyüdü bu sokaklarda, gitti. Fener Caddesi'nde akan selleri gördü karaoğlan için. Onun hayaliyle yandı, tutuştu. Ne zaman akacağız biz bu sokaklardan dedi. Vakit bu vakittir arkadaşlar. Vakit geldi. Vakit geldi. 7 Haziran'da akacağız sokaklardan. İktidara geleceğiz. Emin olun, iktidara. Bizler altı okun sevdalısıyız. Bizi altı oktan çevirmek için, aklımızı karıştırmak için. Sözüm ona halkçılar. Geldiler, sizin aklınızı karıştırmaya çalıştılar. Ama biz dedik ki, biz atadan babadan Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Hatırlayın, aday adaylığımı açıklarken söyledim. Atadan babadan halkçıysak, Cumhuriyet Halk Partiliysek, burada size bu evladınız söz veriyor. Ölene kadar Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Burası benim büyüdüğüm sokaklar. Buradaki halk ne isterse o olur. Sen halkı zorlayarak bir yere getiremezsin. Sen istediğini dikte ettirerek halkı bir yere getiremezsin. Bunu bileceksin. İskenderun halkı adı üstünde Cumhuriyet Halk Partilidir. Bunu da 7 Haziran'da göreceksin. Saat veriyorum size, saat. Hatırlayın, bir zamanlar bir futbol takımının başkanı da saat vermişti. Ona da selam olsun ama ben size güzel bir saat vereyim. Bu saat iktidarın saati olsun. Bu saat halkçıların saati olsun. Bu saat bu ülkede barış içinde, özgür biçimde, varlık içinde yaşamanın saati olsun. Bu saat 7 Haziran saat 21.30. İktidara kenetlendik. Geliyoruz arkadaşlar. Geliyoruz. Şimdi sizlerin huzurundan ayrılacağım. Ama ayrılırken bugüne kadarki mitinglerimi izleyenlerden bir şey istiyorum. Ben bağırdım mı arkadaşlar? Herhangi kötü bir şey söyledim. Eleştiri yaptım mı? Ne dedim ben? Tekrar edelim. Ne dedim? Cumhuriyet Halk Partisi dedim. Doğru adam ne der? Cumhuriyet Halk Partisi der. O zaman 7 Haziran'da doğru ve namuslu ne yapar? Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verir. Gitsinler diye, namuslular gelsinler diye. Hep